Bu öyle bir ihanet öyküsü ki kayıtlar var deniliyor. Perde arkasında yaşanılanları da burada bugün teker teker öğreneceksiniz. İkinci sayfadan herkese günaydın. Gerçekten sanki bir boks maçı izler. Kesinlikle. Artık bakıyorum yani, kim ne demiş bakıyorum diye. Bir sağ oradan, bir taraftan diğer kumruk geliyor falan. Aynen. Böyle kim kimi serecek? Miklerde evet. En son kim kalacak? Sence bakıyoruz. Kim kimi seriyor şu anda? Ben şu anda İrem durmuyor evet, bir kere. İrem durmuyor. İhanet nedeniyle biten ilişkide efendim ikinci round başladı. O gong sesi gelebiliyor mu? Gelemiyor. Taraflar ringe çıktı, kozlarını paylaşıyor. İrem Derici yumrukları... üst üste sallıyor. Gerçekten bir boks maçı anlatıyor olsak böyle anlatırdık herhalde. Ya o dijital platformlarda dizileri izliyoruz ya da uluslararası bu Johnny Depp davalarını falan. Bence buradan bir Johnny Depp davası oraya çıkar. Doğru gidiyor mu oraya diyorsun? Doğru gidiyor. Yani aynı merakla baktığımı hissettim oradan yola çıkarak. Tabii orada olaylar bambaşka da. Aynen. Ama söz konusu olan ünlü bir reklamcının tıpkı babası gibi yaratıcı olan kızından bahsediyoruz. Kelimeleri, cümleleri, akışı öyle bir hazırlıyor ki karşı tarafın dediği gibi ringde ayağa kalkıp bir nefes alacak hali vermiyor. Gerçekten evet. Öyle. Cem'e öfkesi asla geçmiyor. Önce ayrılık sonrası ne dedi? Çeyrek popçusun sen dedi. Ay. Bununla da kalmadı. Sen konser dilenmeye devam et dedi. Cem'in ben kimseyi aldatmadım açıklaması İrem'i daha da kızdırdı. Bu sefer İrem ne yaptı? İfşalara başladı. Yani şunu söyleyelim. Aba altından sopa göstermedi. Sopayı direkt gösterdi. Aba maba bir bakın kenara. Başka neler yaptı izleyin. Aşk bitti. Kavga başladı. İrem Derici çeyrek popçu dedi. Konser dilencisi diye çıkıştı. İhanetle suçlanan Cem Belevi kendini savundu. Adam gibi de seven bir adamım. Cem Belevi'nin konuşmasının ardından İrem Derici Pandora'nın kutusunu nasıl açtı? Eski sevgilisini neyle suçladı? Magazin dünyasını sağlayan ayrılığın perde arkası ve detayları ikinci sayfada. İrem Derici ile Cem Belevi uzun süre inkar ettikten sonra aşklarını kabullenmiş ancak aşktan çok tartışmalarla gündem olmuşlardı. Hatta Amsterdam tatilleri bile olaylı bitmişti. Ben aldatıldım ayıptır söylemesi. Çok fena aldatıldım. Kulaktan kulağa dolanansa Cem Belevi'nin İrem Derici'yi aldattığı ve kendini güçlükle affettirdiğiydi. Ben aldatıldım ayıptır söylemesi. Çok fena aldatıldım. Yakaladın mı? Yakalattılar. Yok 3-4 ay oluyor. Ünlü çiftin cephesinde sular durulmuş gibi görünüyordu ki İrem Derici bombayı patlattı. Sosyal medya hesabından Cem Belevi için çeyrek popçu ve konser dilencisi dedi İrem Derici. İddiaya göre ikinci kez aldatılmış ve yine yakalanmıştı. Cem Belevi ise bu sözlerin karşısında kendini savunmak için oldukça kontrollü cümleler kurdu. Adam gibi de seven bir adamım. Ben kendisini çok sevdim. Hepimiz ilişki yaşıyoruz, inişli çıkışlı. Yürütemedik, olmadı. Asla kendisini aldatmadım. Aslında biz İrem'le sizin zannettiğinizden daha önce ilişkimizi noktaladık. İşte bu sözlerle kendini savundu Cem Belevi. Ancak eski sevgilisinin açıklaması İrem Derici'yi iyice çileden çıkardı. Sosyal medyadan yaptığı açıklamaya "Über samimiyetsiz açıklamayı dinledim" diyerek başladı. Kartlarını açık oynamaya karar veren İrem Derici ihanete uğradığını ve Cem Belevi'nin çevresindekilere konser takvimi doldurduktan sonra İrem'i yaza kalmadan şutlarım dediğini söyledi. Bir de üzerine elindeki ses kayıtlarını yayınlayacağını belirtti. Anlaşılan bu tartışma daha çok su kaldıracak. Amanın sevgili izleyiciler, şu anda cep telefonumuza Gülşen'le aynı anda bir mesaj geldi ki bu ihanetin öyküsüyle ilgili bir perde arkası bir olay. Demiştik ya perde arkasında anlatacağız, bir şey bekliyorduk. Gülşen sen de bir göz at istersen, evet. Onu da söyleriz şimdi ilerleyen dakikalarda. İnanılır gibi değil yani. Oo. Yani bu kadar kısa süre içinde birbirlerine insanlar nasıl bu kadar oyun hazırlayabiliyorlar? Hani ilişki bir 2 yıl olur, değil mi? 8 yıl olur, 10 yıl olur, yıpranır, araya bir sürü olaylar girer, krizler girer. Yok öyle cicim aylarındaydılar henüz bunlar. 1 yıl bile olmadılar. 1 yıl değil, adam libidom yüksek diyordu. Sehpayla bile flört ediyorum diyordu. Ama şimdi gelen mesaja bakıyorum. Ben de diyordum ki çapkın bu çocuk, çapkın diyordum ama çapkın kelimesi az kalırmış. Hadi okuyalım. Hayır okumayalım. Ya ben çünkü daha bilgiler de geliyor. Evet. Gerçekten çapkın kelimesi az kalırmış. Hani derler ya şimdi genel olarak söyleyeyim.
saman altından ne su yürüten mi denir? Saman altından su yürüten. Karda yürür izini, aynen. Ama izini belli etmiş. İzini belli etmiş ama ya bu kadar da olmasın artık. Ya yanındaki bu... kadın da saf bir kadın değil, değil o da değil. Çok uyanık bir kadın. Nasıl bence, böyle saklayabildi? Bence bu artık çapkınlığı geçen bir hikaye, bu bir şey de olabilir. Hani tedavi edilmesi gereken bir durum da olabilir. Bu sadece İrem'le ilgili değil, daha önceki ilişkisiyle ilgili değil. Ya da bundan sonra yaşayacak durumla da ilgili. Yani karşısındaki kadının kim olduğuyla ilgili değil. Böyle insanlar vardır. Ya da karşısındaki erkeğin kim olduğuyla ilgili olmaz. O aldatma, oyun çevirerek aldatma onların genlerinde vardır. Aslında bu konuları kimle konuşsak? Şarkıdaki soruyu da soracağız. Aşk her şeyi affeder mi? Söz konusu ihanetse affetmek gerekir mi? Kimle konuşacağız? Tabii ki de aşkım kapışmakla aşkımcım. Alalım seni. Aşkım hoş geldin. Hani biz burada ilişkiler üzerine atıp tutuyoruz, konuşuyoruz da biz uzmanı burada. Uzmanı değiliz, sana bırakacağız çünkü. Siz de uzman oldunuz yıllarca artık. Senden öğrendim. Seni dinleye uzman olduk. Şimdi telefonumuza da Cem Belevi ve İrem Derici ayrılığıyla ilgili öyle bir mesaj geldi ki. Bir kez daha diyoruz ki şaşırmayalım. Ağzım açık kaldı. Yine şaşırdık gerçekten. Birazdan okuyacağız o mesajı da, gelen mesajı da. Sana şunu soralım. İrem Derici en büyük hatayı... İlk ihaneti affetmekle mi yaptın? İhanet affedilmemesi gerekenmiş. Evet. Buradan başlayalım. Yani küçük sorunlar, problemler affedilebilir konuşarak ama ihanet konuşularak aşılacak bir şey değil. İhanet eden tarafın bu konuda destek alması önemli. Bir de şuna çok aldanmamak lazım. İhanetten sonra bir daha yapmayacağım gibi sözler vardır ya mesela. Kişi hızlı bir şekilde yüksek bir duyguyla bir daha yapmayacağım, affet beni diyorsa... Unutmayın, aldatan aldatır, yalan konuşan yalan konuşur. Bunlar bir problemdir. Yani bu böyle hani pişman olduğumda geçecek bir durum değildir. Ben İrem'in hatalı olduğunu şu konuda düşünmüyorum. Çünkü empati kuruyorum bir taraftan, bırakın uzmanlığı. Yani aşk yaşarken insanın gözü bir şey görmüyor gerçekten. Yani hani affetme eşiği daha yüksek oluyor açıkçası. Kaybetme korkusundan dolayı. Burada hatalı olan taraf tabii ki aldatan tarafız. Evet. Peki yani. İhaneti affetmemeli diyorsun ama ihanetten ihanete çeşit çeşit, sen daha iyi bilirsin, çeşitleri var. Evet. Hani gözle yapılan var, mesajla yapılan var, evet. Artık fiziki bir noktaya varması var. Aklından onu geçirmek de bazılarına göre ihanet. Ne noktada affedilmemeli? Şöyle... Yani Cem Belevi gelip deseydi ki evet gözüm o gün bir kıza kaydı, bir de kahve içtik ama bu kadar... Bu da mı affedilmemeli? Şu şöyle bir şey, kadının da erkeğin de bir ilişkinin içinde zihninde başka şeyler geçebilir. Biz bunu ne görebiliriz, ne hissedebiliriz. Hissetsek de bu ne suçtu ne yanlış bir şeydi. Çünkü beynimiz ister istemez bazen başkalarını düşünebiliyor. Önemli olan o düşünce geldiğinde bunu niye düşünüyorum, niye böyle bir şeye ihtiyaç duyuyorum diye kişinin kendine sorması lazım. Ama bu düşünsellik eyleme dönüşüyorsa bu artık hani aldatma artık şundan çıktı. Eskiden aldatmayı cinsellik gibi düşünüyorduk. Yani bir başka biriyle yaşanılan, üçüncü kişiyle yaşanan cinsellik gibiydi. Ama artık son zamanlarda bu akıl, ruh, psikoloji biraz daha ilerledi. İnsanlar daha bilinçli olmaya başladı. Artık bırak cinselliği, biriyle benim dışımda flört etmen de. Tabii onunla bir DM yazışması bile artık bir aldatmanın başlangıcı diye gözüküyor. Burada affedilme sürecinden ziyade bence... İrem'in burada şey yaptığı, İrem duygularını çok yüksek yaşayan biri. Evet. İyi duyguyu da kötü duyguyu da yüksek yaşıyor. Ve şunu açık açık söyleyeceğim, siz daha iyi tanıyorsunuz İrem'i. Yani benim çok az sohbetim var ama bilirim İrem'i ben. Ben neyi fark ettim biliyor musun? İrem bu camiadaki diğer sanatçıların çoğundan daha gerçek ve daha dürüst. Bak bunu açık açık oyun söyleyebiliyorum. Oyun oynamıyor. Direkt... Evet. Up olabilir, yüksek olabilir. Evet. Anlatabiliyor hiç muyum? Hiç rol yani yapmıyor. Evet. Yapmıyor. Gerçekliği çok ortada. Bu kadına da bu yapılmaz diye düşünüyorum açıkçası. Şimdi Cem sessiz kalsaydı keşke. Bak ne güzel söyledin. Keşke hiç konuşmasaydı. Evet. Hani şöyle yapar, İrem'i aldatmadım. Ben hiçbir kadını aldatmayı beceremem zaten böyle şeyleri diyerek aslında ateşi daha da körüklemedi mi? Evet, tahrik etti her şeyi. İnanılmaz sinirlendi. Ama Cem'in, yaralı bir kadın var ortada. Evet ama orada Cem'in kaldıramadığı sadece ihanet olsaydı ses etmeyecekti. Çeyrek topçu etraftan konser dileniyorsun diyerek mesleki anlamda bir itibar kaybına uğratacak açıklamalar yaptı. Orada delirdi bence. Yoksa beni aldattı, başkasıyla yakaladım, o yine susardı. Ama çeyrek popçu ve etraftan konser dileniyorsun ne demek? Bak ona bile aslında
daha sakin kaldı. Bilmiyorum. Orada bile işte o ne diyorsa öyledir falan hep alttan almaya çalıştı. Ne zamana kadar İrem onun açıklamasını bir gördü. Delirdi. Evet. Zaten yani ben dedim ne o açıklamayı da getirelim. İnanılmaz bir açıklama. Şuradaki konser en önemli dileniyor diyor. Yaz sonuna kalmaz İrem'i şutlarım zaten. Bunlar gerçek bilgiler değil mi? O sonradan gelen açıklama. Bu mesaj evet İrem'in en son paylaştığı evet. Artık ifşalara başladı. Diyor ki İrem ben birkaç saat uyuyup uyanayım her şeyi anlatayım ya. Uyudu uyandı ama hiçbir şey anlatmadı. O arada neler oldu acaba onu da konuşacağız. Sıktı artık bu sahtekarlık. A'dan Z'ye böyle şöyle ses kayıtlarıyla mis gibi ha ne dersin? Ses kayıtları var elimde diyor. Yaz sonuna kalmaz İrem'i şutlarım zaten. Şu takvimi bir doldurayım. Şimdi kötü çocuk imajı çizemem mi olsun ilk konumuz. Yoksa alevler attın influencerlar mı? Sen seç. Ya da direkt itiraf ettiğin ihanetten de girebilirim mevzuya. Bana fark etmez diyor. Sıktı artık bu sahtekarlık demek. Sıktı artık bu sık yaşadığı bir şey demek ki. Evet. Yani orada bir şey var. İkinci artı. Belki aynen. Bilmediğimiz aralarda bilmediğimiz bir şeyler daha aldı. Sadece aldatmanın değil aldatmanın dışında da sahtekarlık duygusunu hissetmiş olabilir. O influencerlarla yazışmalarını ve alev atmalarını falan yakaladıysa. Ama şu bilgiyi de karşı taraftan yani Cem Belevi ile o dönemde yasak bir şeyler yaşamış olan bir kızdan öğrenmiş olsa gerek. Ya yazın atacağım zaten bitecek. Yaz sonuna kalmaz. İrem'in şutlarım lafını öğrenmiş o bir yerden. O kızdan değil bence. Hayır o kızlardan Cem, bir tanesindendir. Bence Cem birine böyle bir mesaj attı. Evet sesli işte. Mesaj. Evet işte onu bence söylüyorum. Bence o kızlardan birine değil. Ha, ya da belki bir belki. Müzik dünyasından bir menajer. Bir nasıl güveniyor? Artık bilmiyoruz kime birilerine attı. O mesaj İrem'e kadar gitti. Nasıl güveniyor? Yoksa gizli saklı İrem'in ben Cem'in sesini kaydettiğini falan sanmıyorum. Hayır o belki kızlardan İrem'e iletiyor. Kızlardan bir tanesi ne zaman ayrılacaksınız? Ama hem benle flört ediyorsun iş diyor. İş konuşuyor burada. Bilmiyorum. Şu konser takvimini bir doldurayım bak. Orada bir iş konuşuyor. Olabilir. Ve baktım Cem'in konser takvimi dolmuş. Hı. Mayıs kapalı. Kapalı mı? Evet. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Bir mesaj atmışsa eğer bu şekilde birine, bir evet. Kadına. Bir sesli mesaj atıyor. Evet, birincisi İrem'i nesne olarak görüyor demek ki. Hı. İlişkide nesneleştirme diye bir şey var karşı tarafı. Yani birini nesneleştirirsen ondan fayda sağlamaya başlarsın. O artık insan değil senin için bir nesne olur. İki... İşte yaz sonuna kadar doldurayım edeyim. Bunu niye rahat bir şekilde yollayabiliyor diye merak ediyorsunuz değil mi? Yani evet. İrem Derece'nin evet. Sebebi iş güç değil, libidal enerjinin fazla olması. Orada bir problem var. Zaten bunu kendi röportajda yani engel olamıyor. Bu duygularına ve bir dürtülerine engel olamıyor büyük bir ihtimalle. Anladığım kadarıyla aşkın ve ilişkinin en tap noktasını yaşayıp ve bırakıyor. Anlatabiliyor muyum? Evet. Oradan evet. Besleniyor. Bulaştığı zaman evet. Hevesi kırılıyor gibi. Evet. Oradan besleniyor. Oradan üretiyordur, yazıyordur, çiziyordur belki. Yani. Ona şimdi iyi geliyordur belki. Cem Belevi'nin İrem'i aldattığı bir oyuncu yazıyor kendisi için ama dizilerde hiç görmedik hiçbir şeyde. Model olabilir. Adı neydi? Nesrin miydi? Unuttum. Sadece onunla kaldığını da Nergis. Sadece onunla kaldığını da düşünmüyoruz. Nergis'le birlikte bir sürü birileri daha var. Eğer libidonun alevler yüksekliğinin atmış, baksana, sosyal medya libidonun yüksekliğinin altı bu kadar çiziliyorsa bir şey var.